Merhaba arkadaşlar. Kazanım kavrama 19. testimizdeyiz ve hayvanlarla ilgili soru çözümünü yapalım. Diyor ki hayvanlar aleminde sinir sisteminin en basit şekliyle ortaya çıktığı canlı örneği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar sinir sistemi ilk defa hidrada görülüyor. Yani e, basit bir şekilde hidrada ilk defa görülüyor. Süngerde, plazmodiyum Zaten bunlar basit canlılardır. Plazmodium arkadaşlar zaten nedir? Protistadır. Protistalarda da sinir sistemi görülmez. Sünger de arkadaşlar Omurgasız hayvanlar içerisinde bulunan en basit canlıdır. En basit canlı olduğu için bunda da sinir sistemi bulunmaz. İlk defa hidradan itibaren görülmeye başlamıştır. Sazan zaten bir balık çeşididir. Balıklarda gelişmiş bir sinir sistemi vardır. Ahtapot da arkadaşlar omurgasızlardan yumuşakça çeşididir. Bunda da yine bir sinir sistemi var. Ama ilk defa nerede görülüyor? Hidrada görülüyor. İkinci soru. Omurgasız hayvanların genel özellikleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur bakalım. Bazı türleri tek hücrelidir demiş. Arkadaşlar hayvanların tamamı çok hücrelidir. Hayvanlar içerisinde ister omurgalı olsun ister omurgasız olsun tek hücreli türü yoktur. Dolayısıyla bu yanlış. Tamamı eşeyli ve eşeysiz üreme ile çoğalır. Bu da yanlıştır. Eee... Bazılarında eşeğsiz üreme, bazılarında eşeğli üreme görülür ama tamamında görülür diye bir şey söyleyemeyiz. Bu da yanlış. İskelet sistemi kemik ve kıkırdaktan oluşmuştur. Omurgasız hayvanlarda böyle bir durum yoktur arkadaşlar. İskelet sistemleri Bazılarında iç iskelet var ama genellikle dış iskelet bulunur ve kitinden oluşmuş bir dış iskelet vardır Bu da yanlıştır Tamamı heterotrof beslenme gösterir Yani tamamında dışarıdan besin hazır alınır Doğrudur arkadaşlar cevabımız ne olur? Yalnız 4 Bursa şıkkı olacak Üçüncü soru Aşağıdakilerden hangisi hayvanların sınıflandırılmasında kullanılan kriterlerden değildir? Hücre yapısı, iskelet çeşidi, vücut simetrisi, vücut boşlukları ve sinir şeridinin yeri demiş. Şimdi bakın sinir şeridinin yerine göre biz zaten canlıları omurgalı ve omurgasız olarak ikiye ayırıyoruz hayvanları. Dolayısıyla bunu kullanıyoruz. Vücut boşlukları vücut boşluğunun olup olmamasına göre arkadaşlar ayırıyoruz. Sölomlular, sölomsuzlar diye. Tabi bu sizin için hani gerekli bir bilgi değil ama bu şekilde ayırıyoruz. Yine vücut simetrisine göre ayırıyoruz. Bilateral simetri olanlar var, radyal simetri olanlar var. Bunu da ayırıyoruz. İskelet çeşidi İç iskelet mi, dış iskelet mi? Buna göre de ayırıyoruz ama hücre yapısına göre ayıramaz çünkü zaten hayvanların tamamı nedir? Ökaryot hücrelidir arkadaşlar. Hücre yapısına bakarak biz hayvanları sınıflandıramayız. Cevabımız aşık olur. Dördüncü sorumuz. Üç farklı solucan grubuna ait canlı örneklerinin eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. Arkadaşlar halkalı solucanlara iki tane örneğimiz var. Bunlardan birisi toprak solucanı, diğeri de sülüktür. Burada hangisini vermiş? Zaten toprak solucanı da vermiş. Bakın A, D, E şıkları gitti. Yuvarlak solucanlarda ise en iyi örneği bağırsak solucanıdır arkadaşlar. Bakın bağırsak solucanı vermiş. Yassı solucana da tenya diyoruz veya planar ya arkadaşlar onu da örnek verebiliriz. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak. 5. soru aşağıdakilerden hangisi sürüngenlere ait değildir? Dolaşım organı kalptir. Doğru değil mi? Sürüngenlerde kalp vardır arkadaşlar. Zaten tüm omurgalılarda var kalp. Kemikli, kemik yapılı iç iskelete sahiptir. Doğru. Sürüngenlerde kemik yapılı iç iskelet vardır. Mesela yılan gelsin, timsah gelsin aklınıza, ona göre yorum yapın. Akciğer solunumu yapar, evet. Karada yaşadıkları için genellikle akciğer solunumu yapıyorlar arkadaşlar. Doğru. Derileri sert ve keratinimsi bir yapıdadır. Bu da doğrudur. Özellikle mesela timsahlarda, yılanlarda pullar bulunuyor arkadaşlar. Sert pullar. Bunlar da sert ve keratinimsi yapıda olduğunu gösteriyor. Vücut sıcaklıkları sabit olup çevre sıcaklığına göre değişmez demiş. Bu yanlış olacak. Çünkü sürüngenler soğuk kanlı canlılardır. Soğuk kanlı canlı ne demek? Vücut sıcaklığı değişkendir. Çevre sıcaklığına bağlı olarak değişir arkadaşlar. Yani kendi vücut sıcaklıklarını ayarlayabilirler. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. Cevabımız E olacak. 6. soru Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm memeli canlılar grubu içinde ortak değildir? Süt bezleri gelişmiştir diyor. Doğru arkadaşlar. Zaten memelilere ait bir özellik süt bezleri. Kaslı diyafram yine memelilere ait bir özelliktir. Sadece memelilerde görülür. Vücut sıcaklıkları sabittir doğru. Memeliler ve kuşlarda vücut sıcaklığı sabittir değişmez. Mesela biz nereye gidersek gidelim vücut sıcaklığımız 36,5-37 derece arasındadır arkadaşlar. Sabit değişmiyor. Akciğer solunumu yapar yine memeli canlılarda ortaktır. Ama embriyonik dönemde plasanta ile beslenir ortak değil. Çünkü memelileri biz 3'e ayırıyoruz. Nedir bunlar? Yumurtlayan memeliler, yumurtlayan. Daha sonra keseli memeliler, keseli bir de arkadaşlar plasentalı memeliler diyoruz. Bu yüzden plasentalı sadece bazıları vardır. Yumurtlayan ve keseliler de olduğu için bu ortak bir özellik değildir. Cevabımız edirne şıkkı olacak. 7. soru. Özellikleri verilen omurgalı hayvan grubu hangisidir? Bakalım. Derileri nemli ve yumuşaktır. Kaş uykusu görülür. 4 veya 5 parmak vardır. Başkalaşım görülür. Bir kere bakın şurada başkalaşımı gördüğünüz zaman aklınıza gelecek tek omurgalı hayvan grubu nedir? Amfibiler. Amfibi. Yani arkadaşlar iki yaşamlılar cevabımız C şıkkı olacak. Amfibi deyince aklınıza kurbağa gelecek. Kurbağanın derisi nemli, yumuşak. Kurbağalar kış uykusuna yatabiliyorlar. Kurbağaların arkadaşlar üyeleri 4 veya 5 parmaklıdır. Yani el ve ayakları 4 ya da 5 parmaklıdır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. 8. soru. Yukarıda verilen canlılardan hangilerinin vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişir? Şimdi eğer böyle diyorsa biz ne arayacağız? Soğuk kanlı canlı arayacağız değil mi? Peki soğuk kanlı canlılar hangileridir? Balıklar değil mi? Balık. Daha sonra sürüngenler sürüngen, bir de amfibiler. Yani iki yaşamlılar. Biz bunları arayacağız arkadaşlar. Şimdi Yunus. Yunus nedir? Yunus. Hemen bir düşünün bakalım. Yunus bir memeli değil mi? Dolayısıyla bunların içinde olmadığı için yunus almıyorum. Semender nedir arkadaşlar? Semender bir ee, Anfibidir. Kuyruklu kurbağadır. Diğer bir ismiyle semender. Dolayısıyla semenderi alıyorum. Yılan. Yılan nedir? Sürüngen. Sürüngen olduğu için bunu da alacağım. Soğuk kanlıdır. Penguen nedir? Kuş değil mi? Penguen arkadaşlar sıcak kanlıdır. Kuşlar grubunda yer aldığı için bizim cevabımız ne olur? C şıkkı 2 ve 3 olacak. Dokuzuncu soru. Kuşlar sınıfının tüm üyelerinde özelliklerinden hangileri ortaktır? Ağızda dişlerin bulunmaması. Hepsinde ortak arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Vücutlarının tüylerle örtülü olması yine sadece kuşlara ait bir özelliktir. Tüy unutmayın. Bunu da alıyoruz. İç döllenme, dış gelişme ile çoğalması. Bu da kuşların tüm üyelerinde vardır. Yumurta e, yumurtayla çoğalıyorlar arkadaşlar. Döllenme dişi vücudunun içerisinde gerçekleşiyor ama daha sonra yumurtayı dışarıda besleyerek e, dış gelişme gözleniyor. Yılın belli zamanlarında göç etmesi bu hepsinde yok. E göç eden kuşlar biliyorsunuz farklı bir gruptur. Dolayısıyla bunu almam. Ortak olanlar 1 2 3 olur. Yani C şıkkı olacak. 10. soru. Omurgasız hayvanlar şubesinde yer alan hayvanların bazı sınıflarında görülen özelliklerinden hangileri omurgalılarda da görülür? Bakalım. Çizgili kas omurgalılarda var mı? Var değil mi? Bizlerde mesela çizgili kas var. İç iskelet bulundurma. Bizlerde var mı iç iskelet? Var. Bunu da alıyorum başkalaşım geçirme kurbağalar başkalaşım geçirebiliyorlar sonuçta o da bir omurgalı bu da var açık dolaşım arkadaşlar açık dolaşım hiçbir omurgalı da yoktur omurgalıların tamamında kapalı dolaşım vardır dolayısıyla bunu almam cevabımız 1 2 3 c şıkkı olur 11. soru uzun bir soru ama uzun sorulardan korkmayın arkadaşlar okuyun mutlaka genelde yorum sorusu oluyor diyor ki Hayvanlar alemindeki canlıların ekonomiye ve teknolojiye katkıları oldukça fazla olmuştur. Farklı ortamlara adaptasyon sağlamış hayvanlar insanların dikkatini çekmiş ve bu ortamlarda hayatta kalma şansını artıran özellikleri incelenip araştırılmıştır. Bu gözlemler ışığında çeşitli hayvan sınıflarına ait canlılar günümüzde kullanılan birçok teknolojik araca ilham kaynağı olmuştur. Örneğin ses hızını aşmayı başarabilen Concorde uçaklarının tasarımında Yunusların burun şekli ve kuyruk kısmı özelliklerinden esinlenilmiştir. Bakalım diyor ki yorumlarından hangileri yapılabilir? Yarasalar kör olmamasına karşın çıkardıkları çok yüksek frekanslı ses dalgalarının etraflarındaki cisimlere çarpıp geri dönmesi yardımıyla yönlerini bulurlar. Bilim insanları da yarasaların yankıyla yer tespiti üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar ile günümüzde kullanılan radar ve sonar cihazları geliştirilmesi, teknolojik araçların yapımında hayvanlardan esinilmesiyle ilgili başka bir örnektir. Doğru değil mi? Direkt örnek vermiş arkadaşlar. Yapılan teknolojik araçlar esinlenilen canlıların nesillerinin tükenmesine neden olmuştur. Bakın bundan esinlenirken canlıya herhangi bir zarar verilmiş mi? Verilmemiş. Dolayısıyla neslinin tükenmesine neden olmamıştır arkadaşlar. Bu yanlış. Bilim insanları farklı ortamlarda yaşayan canlıların sahip oldukları özellikleri ne amaçla kullandığına dair gözlemler yapmış ve tespitlerde bulunmuştur. Dikkat ederseniz bakın mesela yunusların burun şekli ve kuyruk kısmından ne ile ilgili olduğunu hangi amaçla kullandığını gözlemlemiş ve tespitlerde bulunmuş. Dolayısıyla bu da doğru bunu da yapabilirim. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı 1 ve 3 olur. Gelelim son sorumuza. Hücrelerinde laktoz sentezi yapabilen çok hücreli bir canlı ile ilgili. Şimdi bakın laktoz neydi? Süt şekeri. Şimdi süt şekeri eğer üretebiliyorsa bu canlı nedir? Memelidir değil mi? Süt üretimi sadece memelilerde bulunur arkadaşlar. Zarsı diyafram bulundurur. Hayır bu doğru değil. Memelilerde kaslı diyafram vardır. Peki zarsı diyafram kimde var? Kuşlarda vardır. Dolayısıyla bunu almam. Memeli sınıfına ait bir dişidir. Evet doğru memelilere ait bir dişi. Olgun al yuvarları çekirdeksizdir. Evet memelilerde olgun al yuvar çekirdeksizdir arkadaşlar. Doğru. Cevabımız doğru olmayanı sorduğu için yalnız bir aşık olur. Böylece bu testimizin de sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.